Yemek Adası mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekşili, sumaklı, çok lezzetli ıspanağın saplarıyla harika bir ıspanak çorbası yapacağız. Biz ailecek çok beğenerek tüketiyoruz. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz tarifimizi. Buyurun yapımına geçelim. Malzemeler her evde bulunabilen malzemeler. Öncelikle bir adet orta boy soğanımızı yemeklik küp küp doğruyoruz. Ispanağın yapraklarıyla kek yapacağım. Saplarını kullanamıyoruz kekinde, biliyorsunuz. O yüzden saplarıyla da çorba yapıyoruz. Bir çay bardağına yakın tane sumağımız var. Üzerine bir su bardağı kadar kaynar su ilave ediyorum ve ekşisini vermesi için bekletiyorum. Tenceremize bir miktar sızma zeytinyağı ilave ediyorum ve ısınınca soğanlarımızı ilave ediyorum. Ispanağın saplarını ince ince kıyıyorum. İki diş de sarımsağı ince ince kıyıyorum. Kavrulan soğanlarımızın içine ilave ediyorum. Bir tutam kadar da ıspanağın yapraklarından kullanmak istiyorum. Onu da ince ince kıyıyorum. İyice pembeleşen soğanlarımızın üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar yağsız dana kıyma ilave ediyorum ve ikisini beraber iyice kavuruyorum. Yarım yemek kaşığı kadar domates salçası ilave ediyorum. Kokusu çıkana kadar beraber hepsini kavuruyorum. Bir çay bardağı pirincimizi yıkayıp hazırlıyorum. Ispanağın saplarını da ilave ediyorum. Şöyle bir çeviriyorum. Yapraklarını da ilave ediyorum. Beraber kavuruyorum hepsini beraber. Yıkayıp süzmüş olduğum bir çay bardağına yakın pirincimizi de ilave ediyorum. Beraber karıştırıyorum. Sumağımızın üzerine ben tekrar bir bardak kadar daha sıcak su ilave etmiştim.
Onu da ilave ediyorum. İyice ekşisini verdi. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kadar da karabiber ilave ediyorum. 1 litreye yakın kaynar su ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı acı pul biber ilave ediyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altına kısıyorum. Orta ateşte ağır ağır pişiriyorum. Evet, tekrar sumaklı suyumuzdan ilave ediyorum. Bir 10 dakika kadar daha kaynatıyorum. Evet, çorbamızın kıvamı oldu. Bir 5 dakika kadar daha kaynatıyorum ve kapağını kapattım. Aradan 20 dakika geçti. Çorba kendine geldi. Çok güzel, çok kıvamlı bir çorba oldu. Mutlaka bu tarifi denemenizi istiyorum. Ve deneyip videomun altına yorumlarınızı bekliyorum. Muhteşem bir lezzet. Çok şifalı. Hem çocuklarınız için hem evde yaşlılarınız için ideal bir çorba. Ekşi çok yakışıyor bu çorbaya. Limonla servis yaptım. Yapacak olanlara afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar da izlediyseniz, bir beğeni tuşuna basarsanız ve kanalımıza abone olursanız çok memnun olurum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalınız.